Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar özellikle Çin tarafından gelen Çin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama sonrasında gün içerisinde Bitcoin'de sert bir geri çekilme yaşandı. Çin daha önce de kripto paralar için zaten problemli olan bir ülke arkadaşlar. Zaten en son kripto paraların madenciliğini yasaklamıştı ve Çin'den çok büyük bir sermaye çıkışı söz konusu aslında. Akabinde... Ara ara böyle haberler pompalanmaya çalışılıyor piyasaya ve akabinde de BTC'de de gergitler yaşanıyor. E, bu tür haberler her zaman olacaktır zaten yani kripto para dünyası dışında dünya piyasalarında etkileyen haberler her zaman olacaktır. İşte bu yüzden zaten stop kullanmanın önemli destek ve direnç seviyelerinin e, iyi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini tekrardan öğrenmiş olacağız diye düşünüyorum. Bugün bir geri çekilme olmuş olsa da ben özellikle orta ve uzun vadede şu görmüş olduğumuz 39.500 bölgesi Kırılmadığı sürece bir problem görmüyorum şu anda. Çünkü o bölge kırılırsa akabinde 35.500, 32'lere, 29'lara hatta 23.000'lere kadar gidebilecek kadar bir hareket gerçekleşebilir. Bu yüzden kanalın kırılıp kırılmayacağını çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Şu an için kanal hala kırılmış durumda değil. Özellikle bugün dominansta bir miktar yukarı hareketlilik var ve haber sonrasında BTC'de geri çekilme yaşandığı için alt konularda biraz fazla ezilme gördük. %20'lere %23'lere varan hareketler oldu bazı coinlerde ama akabinde tekrardan bir miktar toparlandılar. Tabii ki bu şu an için var olan düşleri geri getirmiyor. Yani en azından şu anki yükselişler. O piyasada her zaman temkinli, dikkatli ve stoplu bir şekilde ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Piyasada sizin veya benim veya bir başkasının beklentilerinin önemi değil de realite önemli arkadaşlar. Yani gerçeklik. Bunun için de realiteler doğrultusunda özellikle tekniksel açıdan veya temel açıdan inceleme yapıyorsanız her ihtimali düşünüp stopsuz asla işlem açmamak gerektiğini de öğrenmiş olmak gerekiyor. Stopları kademeli olarak da değerlendirebilirsiniz ve ben her defasında her videoda bunu defalarca size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi genel manada piyasayı tekrardan inceleyelim. Çünkü piyasada özellikle BTC geri çekilmelerinde alt koyunlarda sert satışlar geliyor. Bunun da etkisinin dominanstan kaynaklandığını belirtmiştim. Çünkü önemli alandan tepki almıştı ve yukarı yönlü gitmişti. Bizim için zaten gün için felaketler neydi? Dominans yüksek, BTC güçsüzse bu altcoinler için bir felaketti arkadaşlar. Şimdi genel manada tekrardan piyasa incelediğim zaman günlükte 42.838 bölgesi hala kırılmış durumda değil bu birincisi. BTC açısından belirlemiş olduğumuz kanal hala bozulmuş durumda değil bu ikincisi. En son özellikle stop bölgesi için değerlendirmesi gereken bölge 39.500 bölgesi. Hem indikatör destek bölgesi hem de kanalın dip bölgesi destek bölgesi açısından değerli. Ve bu bölgede de hala bir kırılım gelmiş durumda değil arkadaşlar. Bu da özellikle bu bölgede bir kırılım gelmediği sürece tekrardan bir toparlanma olabileceğini gösterir. Bugün özellikle günlükte 42.800 bölgesi üzerinde kalması BTC'nin çok olumlu olacaktır diye düşünüyorum en azından. Eğer kalmayı başarabilirse bu alt koyunlar içinde BTC içinde iyi olabilir. Ama gerçekten bakın şuradan son stop bölgesi ve destek bölgesine bana göre dikkat etmek gereken 39.500 bölgesi şu an için kilit bölgelerden birisi. Bu bölge kırıldığı zaman 35.500 görebiliriz. görebilir. O bölgede kırılırsa 32, 29, 23 akabinde 19 bin lira kadar bile geri çekilmeler yaşanabilir. özellikle de Çin'den gelişebilecek sert haber akışlarına karşı dikkatli, çok dikkatli olmakta fayda var. Burada yapılabilecek şey fırsatları takip edebilmek, yakalayabilmek. Fırsatları yakaladığınız zaman da arkadaşlar mutlaka ama mutlaka stopsuz işlem açmamayı öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi BTC'de kanal hala devam ediyor benim için kanal kırılmadı sürece yani söylemiş olduğum destek bölgeleri kırılmadı sürece bu bölgelerde geldikler altcoinlerde de geldikler yaşanabilir. Bu süreçte de gelişebilecek haberlerin iyi takip edilmesi gerekiyor. Bunu tekrardan belirtmek istedim. Genel manada altcoinlere de baktığımız zaman özellikle bakın hotu çok inceledim son 3 gündür hep inceliyorum. Bakın turuncu alan kırılmıştı ama hala kırmızı bölge altında bir kapanış gelmiş durumda değil aşağı sarkma olsa bile. Bu yüzden o bölgelerin iyi takip edilmesi gerekiyor. EOS'a gelelim arkadaşlar. EOS'ta 4 bölgesi psikolojik açıdan bizler için önemliydi. Bundan önce sizlere belirtmiştim her zaman. 3.91'de şu an için önemli bir destek söz konusu. EOS olur da bölgeler üzerinde kalmayı başarabilirse tekrardan toparlanma yaşanabilir. Çünkü burada aynı zamanda bir ABCD formasyonu söz konusu. Aslında bu formasyon gereği bir toparlanma vardı. Ama akabinde tekrardan görmüş olduğunuz gibi BTC hareketiyle beraber bir geri çekilme söz konusu. Bu açıdan dikkatli bir şekilde bu alanları da takip etmeye başlayabilirsiniz. Özellikle EOS tepesinde baktığımız zaman. Şimdi XTZ'ye geleceğiz. XTZ hala güçlü coinlerden birisi. Katıl butonundaki arkadaşlarla bugün yine hatırlatmasında bulundum ve takip etmiş olduğumuz coinlerden birisi. Çünkü XTZ son dönemlerde momentum açısından güçlü olma özelliğini hala çok fazla kaybetmiş durumda değil. Haftalık bazda momentum hala gerçekten çok yüksek. Önemli bir kırılım bölgesinde Fibonacci ortalaması kırılmıştır. Şu görmüş olduğumuz destekten sonra şu kırmızı alandan sonra takip etmiştik aslında biz. X, kademeli bir şekilde. Tabii ki gelgitler yaşandı. Bu gayet doğaldır BTC hareketiyle. Ama şu an için günlükte özellikle Fibonacci ortalaması üzerinde olan nadir coinlerden birisi. Ve bu baştan hala devam ediyor hareketine. Önemli bir direnç bölgesi 6.86 bölgesi. bölgeyi kırmıştı. Üzerinde bağımsız bir kapanış gerçekleştirmedi. Ve BTC hareketiyle tekrardan geri çekildi. Şu an için bu hareketlerini geri toparlamaya çalışıyor ki son dönemlerde en hızlı toparlanan coinlerden birisi oldu tekrardan. Yani BTC geri çekilmelerinden sonra. Ve burada da şu an için 5.8 önemli bir stop bölgesi. Bunu belirtmek gerekiyor. Çünkü Fibonacci ortalamasının da kırılması gereken bölgelerden birisi arkadaşlar burası. Bu yüzden eğer bu alan altı bağımsız kapanışlar görürseniz sizde de stop olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki tercih tamamen sizindir. Çünkü sermaye sahip arkadaşlar. Neler yapabileceğinizi, hangi bölgelerde stop kullanabileceğinizi sadece siz karar verebilirsiniz. Ben sadece kendi açımdan baktığım zaman değerlendirmeleri size söylüyorum. Çünkü buradaki risk getiri analizi sizler için doğru orantılı olmayabilir. Birçok coin'de görmüş olduğunuz gibi hareketlilikler bu açıdan devam ediyor. Dün mesela Nio'yu paylaşmıştım. Kanaldan bahsetmiştik. Bakın kanal 6 mükemmel bir şekilde çalışmış durumda şu görmüş olduğumuz alanlarda 4 saatlikte kanal dip bölgesinde çok yakın bir şekilde geri döndü. 38 bölgesi kırılmadı tekrar. Altta bağımsız kapanışlar gelmedi. Aynı zamanda indikatör görmüş olduğumuz 37 78 bölgesini bir destek açtı. Kanalın kırılabilmesi için arkadaşlar 37 bölgesi altında bağımsız kapanışlar görmek lazım günlükte. Bu önemli. Eğer bu alanlar altında günlükte kapanış gelmezse burada bir konsolidasyon tekrardan yukarı veya yukarı yönlü gidebilir veya demeyelim ama aşağı yönlü de söylemiş olduğum destek bölgesinde çok ama çok dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Waves bugünün gün güçlü koyunlarından birisiydi. Waves'te de şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra aslında iyi takip etmiştik ama şurada indikatör dehşet bir şekilde çalıştı tekrar. Bakın arkadaşlar şurada açılmış olan bölgeye bakıyoruz mükemmel bir şekilde. Akabinde destek mükemmel bir şekilde çalışmış durumda. Bakın şu alanlarda 28.3 bölgesinde Ve bu bölgeden sonra tekrardan tepki aldı. Bugün gelgitler yaşansa bile günün güçlü coinlerinden birisiydi. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. 4 saatlikte Fibonacci ortalaması kırılıp test edildi ama BTC hareketi maalesef hareketin tam anlamıyla yerine gelmesine engel olmuş durumda. Bu arada bakın 33-45 bölgesinde 1, 2, 3. Yani şurada biraz daha net göstereyim. Şurada çizgileri görüyorsunuz. Durmadan alan e, o bölgelerde destek açılışını günlük bazda baktığımız zaman 34.81. 81 4 saatlik bazda da baktığımız zaman arkadaşlar bakın 33-45 bölgelerine dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu alanlar kırılırsa tekrar da bu alana gidip bu alanlara da geçme ihtimali olabilir. O yüzden tabii ki bu saatten sonra da 24 bölgesi önemli stop bölgesi olarak duruyor karşımızda. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü daha önce indikatör destek açılan bölgelerinden birisi. Aynı zamanda bizim zaten destek bölgemiz. E buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Waves'i e takip eden arkadaşlar için. Şimdi Luna'ya geleceğim. Neden Luna ederseniz. Günlük bazda önemli Luna. Arkadaşlar Luna özellikle son dönemlerdeki hareketlikleriyle beraber güzel hareketlikler yakaladığımız coinlerden birisiydi. Bakın şu kırılımdan önce bile bizim ta şu alanlarda yakalamış olduğumuz bir coin'di. Akabinde yüzde şu görmüş olduğumuz alanlarda yüzde 80'lere yüzde 90'lara kadar takip etmiştik. Sonrasında 22 bölgesine geçti ve yüzde 400 500'lere doğru hareket geldi. Burada da bakın sizlere belirtmiş olduğum bir alan vardı. Bakın şurası aslında birçok şey aslında özetliyor bizlere. Burada Luna'da mükemmel çalıştı. Fibonacci ortalaması kırıldı. Akabinde destek olarak açılan bölge kırıldı. Retest ve akabinde soğuksuz bir yükseliş. Ve burada benim için önemli olan neydi arkadaşlar? Şu görmüş olduğumuz yeşil çizgi. Bu yeşil çizgi eğer fiyat yükseldikçe hala uzamaya devam ediyorsa bu hareketin hala devam ettiğini gösterdi bize. Özellikle de bakın tam durma noktası tepe bölgesinde. Özellikle şu çizgi gelmeden önce şurada zaten kendini kesmişti. Bu halden sonra özellikle fake ve fake yükselişler gelebileceğini gösterdi ki gerçekten fake bir yükseliş ve arkasından büyük bir çöküş geldi. Bu gerçekten benim için önemliydi. Özellikle bunu da belirtmek gerekiyor. Ya da en azından ben indikatörü takip ederken bunlara gerçekten önem veriyorum. Bakın yükseliş tekrardan şu anlardan sonra hareketlilik ve tekrardan devam eden. Ama akabinde yeşil bölge açıldı ama maalesef geçilemedi. Geçilseydi çok daha sert yükselişler görebilme ihtimalimiz olurdu. Şimdi sonuç olarak burada Fibonacci ortalaması kırılımı ve re-test'i var bugün. Buna dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda yatay destek, ana destek bölgelerinden birinin kırıldığını görüyoruz. Dirençlerinden birini. Bu da önemli. Bu da 35.68 bölgesi. Ee, şu an için stop bölgesi olarak 34 bölgeleri denenebilir. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Tabii ki piyasa çok çetrefilli. Bunu da asla es geçmemek gerekiyor. Bu yüzden belli oranlarda stop kullanmadan ve sermayenin tamamıyla asla işlem açmadan ilerlemek gerekiyor. Şu an için daha doğrusu bütün şartlarda bana göre sermayenin %35'i mutlaka nakitte olması gerekir. Yani o kesinlikle nakitte beklemesi gereken siz sigortanız konumunda. Bunun dışında zaten stop kullanmanız gerekiyor. Ama çok çalkantılı dönemlerde bence %50 sermayeyi bir köşede bekletmek her zaman en doğru olandır diye düşünüyorum. Kendi tercihim. Çünkü oluşabilecek hareketler tabii ki ani gelişebilir ama bir trend başlamadığı sürece ani yükselişler olsa bile ani düşüşler de yaşanır. Eğer scalp işlem açmıyorsanız kısa vadeli ve bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilseniz ve yatırım amaçlı işlem açıyorsanız dönemlerde biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü yatırım da körü körüne yapılmaz. Dip bölge arayışlarına çok gidiyorsunuz ama her düşüşü dip diye e, düşünüp ona göre alım gerçekleştiriyorsunuz ve yüksek, yüksek oranlarda alım yapıyorsunuz. Bunlar tehlikeli şeyler. Çünkü çok volatil bir piyasada olduğunuzu asla unutmayın arkadaşlar. Çok volatil bir piyasada da bütün sermayeyle işlem açmak kumar oynamaya benzer. Bu benim için böyle olduğunu tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. Bundan linke geçeyim. Linkte 20 bölgesi psikolojik açıdan benim için hala çok ama çok önemli bölge. Aynı zamanda indikatör destek bölgesi 20.79 bölgesinden geçiyor. Bana göre bu saatten sonra 20 bölgelerine çok dikkat etmek gerekiyor. 20 altında bağımsız kapanışlar gelmedi sürece burada konsolidasyon ve BTC hareketini takip edecektir linkte. Ama 20 bölgesine ekstra dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Gün içerisinde tabii ki ayrışabilen coinler söz konusu arkadaşlar. Bunlar gayet doğal. Piyasanın genel rutinine baktığımız zaman gerçekten büyük düşüşler söz konusu. Bu yüzden işlem açarken dikkatli olmak ve ani yükselişler yapabilecek coinlerin peşinden bir anda koşmakta çok faydalı olmayacaktır diye düşünüyorum aynı yükselişler ve düşüşler açısından. Long ve short işlemler için hepsi için geçerli. Şimdi bunu biraz daha kalınlaştırdım çünkü tam olarak çizginiz buraya gelmiş. SLP'yi tekrar paylaşmamı istemiş arkadaşlar. SLP'ye tekrar dönelim. Dün zaten sizlere bir e, inceleme yaptığım zaman SLP ile ilgili 0.0737 bölgesi bizim destek bölgemizdi bölgeye dikkat etmek gerekiyordu. Neden? Çünkü alan kırıldıktan sonra retest yapılabilecek bölgelerden birisiydi. Bunu da zaten dün belirtmiştim arkadaşlar size. Yani kırıldıktan sonra retestin gelmesi gayet doğaldır. Şu an için SLP'de de BTC hareketleri takip ediliyor. Tabii ki retestimi geri çekilme söz konusu ama şu görmüş olduğum zaman da hala satıcıların beklediğini görüyoruz. Çünkü oraya gittiği zaman 2 gündür tepki alıyor. Benim için hala kanal dip bölgesi test edilmedi ama ona çok yakın bir yerden tepki aldı. Çünkü BTC toparlanmıştı. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor özellikle de 0.0737 bölgesi üzerinde bugün kalmayı başarabilirse tekrardan yukarı yönlü hamle gerçekleştirme ihtimali olabilir. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Stop bölgeleri için de arkadaşlar artık siz kendiniz karar verebilirsiniz diye düşünüyorum baştan baktığımız zaman. Çok fazla coin incelemenin şu anda mantıklı çok bir açıklaması yok. Çünkü BTC'nin yapacağı hareketini takip edilmesi gerekiyor. Zaten son sonuç 4 gün içerisinde baktığınız zaman arkadaşlar sizlere en azından 20-25 tane koyun paylaşmışımdır neredeyse. Oradaki destek ve direnç bölgeleri hala geçerli. Onlar da sizlere faydalı oluyorsa sizler de o destek ve direnç bölgelerini takip edebilirsiniz. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.